Kamil Efendi! Kamil Efendi! Buyurun Müslüm Bey. İki katı boşalttım. Biz sen kaldın. Evimde 3.30 paraya oturuyorsun. Sende vicdan Allah korkusu yok mu? Allah şahidim olsun, seni de bu evden def edeceğim. Kapı gibi kontratım var, hiçbir şey yapamazsın. Ya öyle mi? Mahkemede görüşürüz. Görüşürüz. Karar. Ev sahibi Müslüm Hakyemez'in mahkememize açtığı tahliye davası incelenmiş olup, neticede kiracı Kamil Yavaş'ın evi tahliye etmesine gerek olmadığına karar verildi. Sağ olun efendim, yaşasın adalet. Ulan kurtulamazsın, bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Bana bak Müslüm Hakyemez, bıktım usandım senin bu tahliye davalarından. Ama arz edeyim hakim bey. Sus! Bir daha böyle mesnetsiz iddialarla karşıma çıkarsan, resmi daireleri boşu boşuna uğraştırma suçundan seni tutuklarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hakim bey. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ekmek de kızarttım sana. Sağ ol babacığım. Şu senin yaptığın çayın üstüne yok vallahi. Annem bile böyle demleyemiyor. Senelerdir demliğe alıştık. Sen okula geç kalmıyorsun. Yo, daha vaktim var. Biliyor musun baba? Sabahları seninle kahvaltı etmeyi çok seviyorum. Ben de. Ha, aklımdayken şu abonmanlarını al bakalım. Boş ver baba. Bugün al, yürürüm. Al dedim. Günaydın baba. Günaydın. Erol, gazeteler daha gelmedi mi? Bilmem, kalk kendin bak. Aman. Baba çayımı koysana. Kızım sakat mısın? Bari çayını kendin koy. Seni alacak adam yandı vallahi. Aynı anneme çekmiş baba. Sana söylerken kendim işe geç kalıyorum. Hadi eyvallah. Afiyet olsun. Günaydın. Nereye bey, para bırakmadan? Şenay çayımı koy. Bu ne bu? Para. Ay Allah'tan korkmaz mısın be adam? 500 lirayla neyi döndürürüm ben ha? Neyi? Ay 500'ünü al da başına çal. Bugün arkadaşının doğum günü. Çarşıya çıkacağız. Kıza elbise alacağız. Almayı ver canım. Ama baba, topu topu bir tek elbisem var. Bütün yazı onunla mı geçireceğim? Ne olmuş yani? Benim de bir tek elbisem var. Yıkayıp giyiyorum. Benim de. Sen sus devzek. Babasının yağcısı. Baba bak ne diyor? Tamam hadi ses. Ama baba, arkadaşlarımın hepsi Beyoğlu'nda Bakko'dan giyiniyor. Siz benim herkese rezil olmamı istiyorsunuz. Haklı kız. Biz senin şerefini düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ne yani be? Şenay züppelik edecek diye, para para diyerek babamın canını mı alacaksınız? Ele güne fiyak olsun diye canımı da alırlar ama oğlum. Ama baba! Hadi sen okulunu, hadi bak. İntihar et! İntihar et oğlunla! Oğlun anasına diklensin, senin de başın göğe ersin. Biraz becerikli olsan para kazanır. Gül gibi karını, kızını elaleme rezil etmezsin. Ya ne yaptık gene? Dur. Ağlama. Ağlama. Al. Al. Bütün paramı al. Şu 20'liği simit almak için alabilir miyim? Al, Allah kahretsin. Al. Sağ ol, teşekkür ederim. Ağlama, beni de ağlatacaksın. Ağlama, hadi eyvallah. Kamil! Kamil!
Ne? Gelirken bakkaldan 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker almayı unutma. Tut şu fileyi. Olur. 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo fasulye, 2 kilo şeker. Olur. Kasaptan da 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı. Bunları kim alacak? Sen. Ben mi? Çıldırtma beni, tabii sen. Hiç tahmin etmiyorum. Hay Allah'ım, sen bana sabır ver. Allah'ım, asıl sen bana sabır ver. Bismillah. Selamın aleyküm Tahsin abi. Aleyküm selam. 50 paket Hokomoko istemişsin. Tamam. İndirin çocuklar. Ne o Tahsin abi, bankere çarpmış gibisin, bir derdin mi var? Allah bendeki derdi kimseye vermesin. Yapma ya, kabız mı oldu? Ah ah! Yoksa basurun mu azdı? Of of! Ha anladım, Karadeniz'de gemilerim battı. Ne gemisi, dalga geçme Kamil efendi, mal sahibi davayı kazandı, beni dükkanımdan çıkartıyor. Desene yedin ayvayı. Ayva ki ne ayva? Benimki de aynı dert. Bana kalsa bütün ev sahiplerin topunu kör testereyle keserim. Hı hı. Hadi eyvallah. Güle güle. Ha, haftaya 100 kutu daha getir. Sınavın nasıl geçti? Berbat. Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de. Aa kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu. Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir mahalleye taşınacaktık o zaman, ta uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme. İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de. Ya niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşt aman sus! Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ne alacaktık bakkaldan? 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo kuru fasulye, 2 kilo şeker... Aa balık, hamsi. Bir de canım çekti ki. Şşşt! Kaçtan veriyorsun? Veresiyemiz yok Kamil efendi. Zaten hanım da al dememişti. Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay. Şimdi ne istesem yarısını verir. Ben de 2 mislini isterim. Bakkaldaki akılda, bizdeki yumurta kefesi mi? Ya Allah! Merhaba Halil efendi. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye, 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya! Kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabii! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Kasabı bıraktım, bakkalı tutuyorum. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye... İyi! Harun Kamil bey! Borç beni aştı! Borç yiyen, kesesinden yer! Benim kesemden değil ama! Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalem de öderim. Bırak bu masalları! Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da... bize gelince mi yok? Şey... bakma sen onlara. Karı kısmı. Bak Kamil efendi. Bu sefer istediklerini veriyorum. Ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız... borcunu ödemeden,
bir gram bir şey vermem bundan sonra! Anladın mı?